de. Abi benimkinde de dönüyordu Musa muhtemelen. Almıştır kanka onları kendi çarına. Tamam, Şimdi yok yayın bilmiyorum abi, açıldı. sorayım Sıkıntı dedim gene, çekmeyin ne inşallah. olur ne olmaz. Belki size demiştir hani böyle böyle gelecek alacak diye falan. Arkadaşlar yayın kesildi, elektrikler gitti. Şöyle hemen ben bir kamerayı ayarlayayım. Dönüştür. Oldu bu? Heh. Şöyle kameraya bakalım. Tamam. Elektrikler gitti geldi. Hemen şöyle yayınımızı tekrar başlattık. Ona bakalım bir. Aynen. Yayın gelmiş. Tamam, güzel. Çarpımızı da verdik ekranı. Güzel. Çetimizi de açalım şöyle. Bu yayın kesilmesi kötü oldu ya. Şu an herhalde tamam. Şimdi ben bir odaya ineyim. Bizim burada şamançar var mı şu an sesli? Ha. Yok kanka. Hani elektrikler gitti geldi ya. Aç tekrar. Bir baksana yayın açılmış mı? Bakayım. Şu an evet. Açılmıştım gelmiş tamam. Evet. Aleyküm selam Yakup'um, hoş geldin. Burada bir arkadaş cehennemi yaşatacağız yazmış da, yani cehennem denen şey bu dünyada olmadığı için, yani benzeri bir şey de olmadığı için, yani inanan biri ise, yani cehenneme gitmek istiyorsa kısa yoldan böyle bir köprü olur, ne bileyim intihar etme yöntemleri var çeşitli, onları tercih edebilir. Ha, biz de cehenneme gelirsek o zaman öldüğümüzde, o zaman bize cehennemi yaşatabilir canlı canlı full HD. Ama şu haliyle yaptığı sadece espri, yani teşbih bile olarak ciddiye almam ben onu. Bak Murat'la birlikte ben 70 tane adamı bezdirdik sadece haritada. Kaçarak gittiler. Loncadan bir Allah'ın kulunu çağırmadık bak, 70 tane adam. Şimdi sen tutuyorsun bize cehennemi yaşatacağız gibi absürt bir kelime yazıyorsun. Ben bunu bu oyunda kimseye yazmadım. Ama tatmak istiyorsan sana o zebanenin çatalı var ya ucunda, böyle 3 çatal. Bu 3 çatalın her birinin acısını hissettireceğim oyunda. Derin. Abi bunun nicki neydi Murat? Nicki neydi bu arkadaşın? Ayes. Ha tamam işte, nickini de biliyorsunuz. Zaten kestiğimiz insanmış. Pazar günü loncasını keseriz, olur biter, sıkıntı yok. Ne yapalım ya? Yapıyoruz bir şeyleri kanka. Yarın bireysel turnuvalar var. Bireysel turnuvalardan sonra Biz pazar günü yargı lonca savaşı dağıtmayız. var. Herkes adaletten kendine düşen payı alır. Biz yargı dağıtmayız. Anladın? O, bize adalet vardır. Biz kendi adaletimizi dağıtırız. O adaletten herkes kendine düşen payı alır. Biz de dahil olmak üzere.
yaptığımız bir küstahlık ya da burnu büyüklük varsa onu alırız. Ama karşıdaki de bizi küçümsüyorsa o da fazlasıyla alır. Murat, bu bir daha bana kodlar mısın bu arkadaşın şeyini? Ayes büyük harflerle Adana, Yozgat, Edirne. Şimdi onun o GM'e vermiş elin hepleri tarzı milleti kışkırtıcı ve yanlışa götürdüğü şeyleri şimdi GM'ye atıyorum. Musa abi. Efendim. Bu Ayes var ya. Evet. Bu abi ağır bir sövmeye başladı. Ben bunu videosunu çekip atıyorum GM'ye. Tabii tabii. Tamam. Yıkan Bey. Yıkan Bey. Buyurun efendim. Gene bir beyefendi edasıyla girip yani evet. Çok güzel bir lisanı münasiple açıkladınız derdinizi. Teşekkür ediyorum. Bak sesim gitti. Fevkaladenin fevkindeydi. Musa. Çok efendim. Teşekkür ediyorum. Benim alt odada mutemi açsana ya. Kolay gelsin. Geç alt odaya kanka. Teşekkürler, sırada. Hangi odada istiyorlar Mute'yi? Hangi odaya gitti bunlar? Ben açtım, kafa dinleme odasındaydı. Tamam. Sıkıntı yok. Kim Yakup? Adaletten pay almaya geldi ya konu, ondan değişik konuşuyorsun dedi. Yakup'un bahsettiği muhabbeti ben anlayamadım. Bir şeyle ilgileniyordum da. Sadece çok şey kaçırdım. Ya abi aynı anda Lonca'ya şeye de bakıyorum. Bizim panellere de bakıyorum. Murat konuya canlı şahit. Şahidim abi. Yakup onu diyen arkadaş, daha demin sürgünde kestiğimiz arkadaşlardan bir tanesi buraya gelip, pardon onun arkadaşlarından bir tanesi buraya gelip pazar günü Lonca Savaşı'nda cehennemi yaşatacaklarmış bize. O arkadaşa 3 harflerden korkar ama 5 harflerden korkması lazım. Şimdi benim elimde ne kaldı? Ben kimin biletini dönüyorum? Ben ne yapıyorum? Ne yaptığımı bilmiyorum. Şu an çar allak bulundu. Lonca liderini köle olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Hiç sorma ya, köle farmı yapıyorlar ya. Normalde Lonca'lar da hani ya, lidere millet köle farmı yapar ya. Bizde evet. Tam tersidir o. Yöneticiler, liderler üyelere kölelik yapar. Hatta kölelik sözleşmemiz bile var. Estağfurullah. Hamit elektrikler gitti geldi kanka. Kanka boş koy merkez ekmeğinler. Öyle kanka öyle. Ya adam gelmiş. Öğlen bizim arkadaşın odasına çökmeye çalışmış. Farm çarını kesmiş. Bizimkiler dikmiş bunu kesmiş. Bu da gelmiş benim yayına. Ağlıyor burada. Beni kestiniz siz böyle mi loncuyorsunuz? Hani burada şey yapıyor kanka. Demagoji yapmaya çalışıyor. Halbuki nickini ver diyorum nickini vermiyor. Nickinin vermemesinin sebebi de şey. Öğlen o kendisi bizim odaya çökmeye çalışmış. Bizimkiler de kesince gelip burada chatte ağlıyor. Olay bu yani başka bir şey değil. Boş mevzu yani kanka bir şey değil. Server'da abonoz düşmüyor diye abonoz küpe ağlayan arkadaşlar vardı. Gittim bir saatte 26 adet abonoz küpe düşürdüm. Yani çıkmıyor diyen arkadaşlar kusura bakmasın. Ciddi diyorum. Siz oyun oynamaya üşendiğiniz için kasmıyorsunuz. 10 dakikada çıkmayınca düşmüyor oluyor adı. Gerekli yere söyledik. Word.
Zor. Yakup zor. Orada ne, nasıl gidiyor kanka işler? Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Anlatsana kanka. Hiç orayı şu an oynamadık ya. Nasıl şu an ortam, etraf, savaşlar vallahi nasıl? Vallahi dayanamayacağım, bir şey soracağım. Hiç Ziya'da kestin mi la? Hani nerede görecek de kesecek? 1.99 oynuyor. Vallahi ben o server'ı oynasam gider arar bulurum. O Ziya'da 2-3 kere keserim. Ya sonra esketin ışınlandım yanlışlıkla. Bak sura eskilti 5'te azap var, gidin kesin. Şuradan nereye ışınlanacağız biz? Sura ruhuna gideceğiz. Dörtlü önce bile kesemiyorlar şu an. Hangi takla oynuyorsun kanka orada? Beş, dört, iki. Beş, üç, iki de olabilir. Metaforlar, anaforlar. Aa, Reborn. Ha, aynı. Kanka, o, siz orada ne yapıyorsunuz be kanka? Reborn'lar iyi insanlar da. İşte kışkırtınca birazcık çirkinleşebiliyorlar. Ben onların herhangi bir şeyini görmedim ya abi, şu ana kadar sıfır. Yok, bize karşı değil, onları kışkırtıyorlardı ya. Ha, abi çok üstüne gittiler ya, 1.99 oyuncusu, git 1.99 oyna vesaire vesaire. .99 çekilir mi abi? Allah aşkına. Asıl zevk 1.99'da oğlum, böyle emeğin, abi, saf bilek gücünün, Metin 2 oyna, TR oyna abi. Böyle kırılan kemiklerinin sesi o 1.99'da geliyor. TR oynayın abi. Kendisi madem eziyet edeceksiniz, TR niye oynamıyoruz? Yok, BK düşürüyor. TR'de simya var, kuşak var. Ondan sonra ot var, bok var. Her hat var ya. Abi madem uğraştın, al sana uğraş işte. Ha, uğraş simya bilmem ne. Hacı biz şey kasmayı seviyoruz. Level kasmayı seviyoruz. Yok, sizin hiçbir kötünüzü görmedim ben zaten yani. Şakasına diyorum onu, kızdırmak için. Benim stilim bu. Dostu da kızdırırım, düşmanı da. Seviyorum öyle şeyleri ya. Azıcık yani itlik yapmadan ya, duramıyorum, biliyor musun? Doğru diyorsun kanka. Bak, buna birebir katılıyorum dediğine. Bir kere DC'nize gelmiştim bir savaşta. Böyle yayın yapıyordum ben. Savaşları yayınlayacaktım. Aleykümselam, aleykümselam Yasin'im, hoş geldin. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Mustafa Bey, bu boss'tan sonra bize hangi boss'u izleteceksiniz? Ne abi? Abi şu an... Bu boss'tan sonra bize hangi boss'u izleteceksiniz acaba Mustafa Bey? Abi zaten Nemeri Razudur, Ejder, başka boss yok ki, diğerleri alan boss. Katakom saymıyorum boss'tan. Şarjı komple full bitik, hiç kimse dokunmuyor diye sildik peşki, daha da girmeyiz oyuna. Musa, ben Darkes, sizin oyundaki bugün veya yarın izinliyim, erken bitti mesela, şimdi inşallah alanınızı Polka indirin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. CHB'den ejderim inşallah. Polka değil bu arada, Polka. 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 Ya bu azap olunca sen DC'sine gidelim, biz bu işin başka bir çözümü. Ne oldu kanka yine, ne oldu? Ne, problem ne? Kanka eğer şu an yaşadığın problemi, bak yukarıda Alpay var ya, Alpay. Gördün mü Alpay'ın odasını? Abi ben çarp tasmayı bıraktım şu an, yani biz yaklaşık olarak bir saatten beri çarp falan tasmıyorum ben. Kaç levelsin sen? Öyle diyeyim, buradalar zaten, mesele o değil. Ne mesele? Ben şu an yayındayım ama kanka. Ama kanka hallediyoruz şu an. Bekle, 4-5 dakika sonra yayından çıkacağım dedim. Ya Alpay'a söyleyip de biz gidelim DC'ye. DC'ye gitmelik bir durum yok ki kanka. Ya DC'ye gitmelik bir durum yok ki. Savaş varsa savaşacaksın kanka. Konu bu. DC'ye gidip gelmelik bir durum yok ki. Yani kime ne anlatacaksın ya da ne anlatmak istiyorsun?
Ya burada anlatacak bir şey yok ki. Sen VSC Charlie'ını bırakacaksın, Farm Charlie'ını götüreceksin. VSC Charlie'ın adamla savaşacaksın, Farm Charlie'ına başka yere götüreceksin. Konu bu. Adamı keseceksin, adamı yollayacaksın. Ben savaş yok. Mesele burada savaş değil. 3-5 kişi olsa... Tamam. Dediğin şey doğru. 3-5 kişi olsa burada tamam da... Bir kişi var, o da kanser diyor. Cemal'in kaç tane kıvrı kaldı? 15, 3, 6, 9, 12, 15, 5 giriş kalmış. Kaç tane olmuş? 9 tane, 10 tane yapayım da gideyim bunları vereyim ben de. Evet, IS arkadaşa gereken yapılmış. Bakalım ne yapılmış, hemen kontrol edelim. Ne bu? Adam herhalde banyo etti. İtemciye reklam vermiş Polka. İtemciye reklam vermiş Polka. Bak güzel, bu bireysel oyuncuların mesela çok dikkatini çeker. Güzel olur. Vladimir acil çıkken kapamadan önce bir şey söyledi. İnşallah pazar günü oynayacağım. Gel birebir 5 de biter lonca kapmasını ve satalım. Ya Sercan, azıcık mantıklı olursan zaten lonca savaşı diyorsun. Bak lonca savaşı diyorsun. Lonca savaşı atalım. O zaman belki tatmin olursun. Ne dedin o işe? Daha demin elektriklerim gitti geldi. Hemen şöyle dönüşelim. Tık. Yine yanlış şeye bastık, yatacağız. Mahmut 60 ortalama, tekte 60 ortalama getirmiş Zehir'i. Buradan mecbur bunu da keseceğiz. Bu metni de kestik. O metinle gitti elimizden şimdi. Yok güzel kardeşim, çok emin konuşuyorsun. Lonca başkanısın, o yüzden dedim. Neyse pazar günü. Senin loncan, sen lonca kendi loncan mı Sercan? Başkanı sen misin? Azap loncasının başkanı sen misin? Lonca başkanı değilse ben bu adamın yazdıklarını muhatap olarak almam, açık açık söyleyeyim. Yok, lonca başkanı mı? Lonca lideri gelip şunu diyebilir. Bu mevzubu biz loncaya aldık ama bunun görüşleri bizi yansıtmıyor diyebilir. O yüzden lonca lideri gelsin, aynı cümleyi yazsın. Şu arkamdaki şu yer çok vuruyor bana ya. Hala pot olayını yapamadım şu an. İkili olman beni ilgilendirmiyor. Nikin ne olursa olsun. Lonca ya bu azap loncası... Yok bu azap loncası... Görüşünü yansıtmıyor yani. Polkan'ın belgesinde bir lonca tanıtan fotoğrafı atmıştı. 10 kişi vardı. O mu konuşuyor? Yani o mu yazıyor sen? Beni ilgilendirmiyor. Şimdi abi bir dakika, muhabbete dahil olmayın istiyorsanız ben cevap vereyim de. Az. Hatta ben şöyle yapayım bir dakika abi. Kendimi başka odaya atayım. Çok burada muhabbet kalışıyor. Oyun nerede? Oyun burada. Tamam. Devam ettiğime çıkmış. Allah kahretsin. Yetkililerdenim benim ilişkim. Dede. Arkada konuşan arkadaş da bilmeden cümle kurmasın. Herkesin haberi var biraderim. Şimdi kardeşim, senin loncan bir VS ile kapanacak kadar basit
bir şeyse ona ben karışamam. Bunu diğer arkadaşlara değerlendirebilirsin. Ama dediğim gibi burada biz lonca savaş atmaya geldik. Bu loncayı biz emek vererek yaptık, bugünlere getirdik. O yüzden böyle bir tane senin arkadaşını sürgünde kestik diye ki haksız olarak kesildi. Senin arkadaşın gelip kendisi odaya çökmeye çalışmış. Dayağı yiyince de geliyor buraya ağlıyor. Ona şimdi gereken yapıldı zaten. Herhangi bir sürü problem yok. Ama amacınız lonca savaşıysa pazar günü zaten lonca savaşları var. Emin konuşmamın sebebi de nedir? Karşı tarafın tutum ve yaklaşımı. Tamam, esip gülüyorsan pazar günü lonca savaşı olacak zaten kanka. O zaman senin loncanızın altına sığınan bir arkadaş. Azap loncası deyip duruyor. O zaman arkadaşı söyleyin. Ya sizin isminizi kullanarak hareket girmesin ki sizin isminizi kötülemesin bize karşı. Geliyor burada, yok azap loncası. Şimdi sizin isminiz adı altında bunu yapıyor. Ben tabii ki de bana azap loncasına giriyorum, azap loncasına mı derse ben ona göre yorum yaparım. Yani burada sence yanlış olan nedir? Yo, bireysel vs de atabilir Sercan bu arada. Onayın herhangi bir sıkıntı yok. Ama dediğin teklif yanlış. Yani ben 2 yıl üzerinde çalıştığım loncayı sırf böyle bir tane vs için burada 50 tane adamın hakkını yiyemem ki. Ama vs atmak istiyorsan tabii ki de atabiliriz. Şu daha metinlerini kesmem lazım. Daha metinleri gözden kaçtı. Biz zaten öyle bir lonca kapattık. Sonra çok üzüldük o arkadaşlara. Bir daha yapmama kararı aldık gerçekten ya. Yazık oldu çocuklara. Bunu dile getirmek istemedim de. Aha, 64 kavurmaya başladık şimdi herhalde daha metinlere gidince. Yo, ben bireysel zaten bugüne kadar çok fazla bireysel tecrübem var. Sadece ondan yana problem yok tabii ki de. Burada şu an birebir vs çarı dizmedim. Ya yine atarız ama problem yok. 5'te 5 de atarım, o dert değil ama. Sadece bunu loncaya dahil etmem. Örnek veriyorum, başka bir şey koyabilirsin. 500 epine. Ne bileyim, 1k epine. Ne bileyim işte, artık nasıl bir ortaya iddia koyuyorsan. Lonca üzerine olmazsa sevinirim. Bireysel bir savaş istiyorsan bireysel bir iddia koyarsın. Senin admini olduğun lonca veya benim işte kurduğum lonca ile ne alakası var bireysel atacağımız bireysel? Ben küçük oynamayı sevmiyorum ve tarzım değil, büyük oynarım. Kanka lonca öyle büyük, yani senin sandığın kadar büyük bir şey değil ki. Bazıları gelip senin loncanı kötülerse, ya senin loncanı kötülemiyor. Senin loncanın ismi altında, yani senin yetkilisi olduğun loncanın ismi altında burada ilk önce milletin farm çarını kesiyor. Sonra biz onu kesince yok azap loncası şöyle, yok azap loncası böyle. Birini kesiyoruz. Başka birisi çıkıyor işin içinden. Azap loncasının tagı var, bilmem ne var. Sen şimdi bu durumda loncayı karıştırmayacaksın. Neyi karıştıracaksın mesela? Anladın? Ha, VS atmak istiyorsan gel hemen şimdi canlı yayında atalım VS. Sercan. Hemen canlı yayın açık. Daha demek gitti geldi ama tekrar açtım. Hemen şimdi VS atabiliriz. Hiç problem yok canlı yayında. En azından canlı yayında göstermiş olursun bu hünerlerini. Pazar günü de lonca savaşı atarız. Zaten o atılacak. O ayrı bir şey. Zaten burada rakip olarak karşılaşacağız. Çünkü biliyorsun durumları. Kime teyit edeceğim bunu? Azap şey Sercan. Adam geldi burada yalandan böyle, büyük ihtimal yaşı 14-15, esti gülledi. Ondan sonra sen geldin peşine. Azap şöyle azap böyle demeye başladın Sercan. Daha fazla nasıl teyit ettirebiliriz kanka bunu? Yani mesajlar bir önceki şeyde var. Adam konuşurken, adam burada kendi çapında 13 yaş raconu kesmeye çalışırken sen adamın mesajın hemen altına adamı savunacak şekilde şeyler söyledin. Ben dedim ki bu adamın hangi lonca olduğunu bilmiyorum ben. Daha adam söylememiş. Sen yorum yaptıktan sonra ben azap dedim. Çünkü adamla savunur şekilde konuştum ve adamın ne yaptığını da bilmiyorsun. Tamam da adam bana azap tanım diyor. Ve altına sen gelip yorum şey yapıyorsun. Burada benimle tartışmaya giriyorsun.
Çünkü yani adam demiyorsun ki sen bana ya Musa sen böyle böyle diyorsun ama bu adam bizden değil desen orada sıfır noktasında bitiyor olay. Ama sen adamı savunacak ve karşılığında benimle tartışmaya giriyorsun. Mesela bir de benim gözümden bak Sercan olayları. Hani bir de bu taraftan bak mesela. Hani bunu bana dile getirmiş olsan ilk başta sayfaya girdiğin zaman bu adamın bizle alakası yok desen. Bak direkt ilk daha bana böyle tartışma yarışacak kelimeler kullanmadan direkt desen ki ya bu adamın bizle alakası yok Musa. Desen zaten olay başlamazdı. Böyle bir zaten muhabbet yok. Ben böyle muhabbetleri muhabbet olarak görmüyorum ama dediğim gibi istediğin zaman bireysel VS atarız. Lonca Savaşı da atabiliriz. Canlı yayında da atabiliriz. İstersen yayın arkasında da atabiliriz. Videoda da alabiliriz. Videoda hani video eşliğinde de yapabiliriz bunu yayında göstermek için. Online'da bir problem yok bak. Online'da hiçbir sıkıntı yok. Bir açmanı bekledim. Açınca yazayım dedim. Denk gelmiş olabilir. Bilmiyorum çok şey bir denk gelmiyor. Sercan senin de anlayabileceğin üzere çok yani nokta noktasına denk gelmeni. Öyle söyleyeyim sana. Buradaki ejder. Aa ben abi şunları Cemal'e vereyim artık ya. Bu onlar tane pat oldu herhalde. Yetiyor şu an Cemal'e. Gideyim köye bakalım. Şöyle bir temizlemem lazım. Baksana ışınlanma yüzünü bulamıyorum. Ya Sercan şimdi adam geliyor. Tamam adam ya farm şarı bir level iki temler var. Farm şarını kesiyor odasına çökmeye çalışıyor. Sonra biz adamı gidiyoruz kesiyoruz. Ondan sonra adam geliyor. Bana burada diyor ki siz şöyle bir milyonca mısınız? Ne oldu oğlum diyorum. İşte beni 5 kişi kesiniz. Nikin ne? Nikini söylemez. Tamam tespit ettik Nikini. Ondan sonra kim olduğunu. Şimdi adam ilk önce kendisi haksızlık yapmış. Sonra gelip devamlı bana azap 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 azap. Ben de dedim ki oğlum madem bu kadar güveniyorsun loncana, o zaman dedim ki gel loncanla pazar günü zaten lonca VS'si atacağız. O zaman görürsün dedim. Gir azap loncasının altına. VS'mizi atalım dedim. Bunda kötü ne var ki Sercan? Sen gel birebir VS atalım lonca kapatmasına vesaire vesaire. Şeyine muhabbetine dahil ettin. Ya bu arada ben daha öncesinde yaptım bunu. Sercan. Lonca kapattım. Çok da güzel karabiyo oynarım yaklaşık 15 yıldır. Şu anki olayım tamamen Lonca'daki 50 tane üyenin ona sebep olmak istemem yani herhangi bir olası bir durumda. Çünkü oyuna lag giriyor. Bilmem ne oluyor. Oyun geri geliyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Orada herhangi bir hatada 50 tane adamın yükünü almak istemem omuzlarıma. Ama dediğim gibi onun dışında 1K epine, 1,5K epine, betasına, yayınında yani her şeyine bir vesile atabiliriz. O adamın lafını dinlemedim ben zaten. Adama diyorum ki senin nickin nedir? Adam cevap vermiyor. Senin loncan nedir? Adam cevap vermiyor. Adam azaptanım dedi. Altına sen geldin. Bana tartışma yaratacak şeyler söyledin direkt bu adamla ilgili. Bu konuyla ilgili yani düzelteyim. Adamın lafı ben böyle adamların lafını zaten dinlemem ki. Adamı lonca Nikini soruyorum söylemiyor. Loncasını söyledim. En son azaptanım dedi. Peşine de sen geldin. Bak bir mesaj sonrasında sen geldin. Hiç abartmıyorum. Şimdi burada bir de sen dışarıdan bir gözle bakarsan zaten diyeceksin ki lan adam burada bizim Lonca ismimizi kullanarak bir iş yapıyor. Peşine de ben geliyorum. Karşı taraftaki ne anlasın dersin. Yayının mesela tekrarına bak kanka. 2 dakikanı falan alır. O zaman çok rahat anlayacaksın beni. Yoksa bana ne kanka istiyorsa gelsin sabaha kadar savaşsın. Başına dikerim 2 tane okçu. Uğraşsın sabaha kadar eşek 3 skill yer yatar. O benlik problem değil. Yani Sercan denk gelmese zaten ben şey derim. Sen hangi loncadansın derim. Bana azap demese ben niye gelip de o zaman al loncanı gel demem. Dediğim de kötü bir şey değil. Ben azap loncasındayım. İşte pazar günü görüşeceğiz. Bilmem ne falan filan diyor bana. Ben ne anlayabilirim ki kanka buradan? Yani gelip de adamın buradaki ismini gidip yani loncadan sizin loncadan birini yazıp doğrulayamam ki bunu. Denk gelmiş ya. Denk Hı. gelmiş. Böyle diyor. Denk gelmiş. Ben adamı tanımadığım için şimdi oyunda da iyi niyetle PM attım ben adama. Neymiş muhabbet öğrendi. PM'me de cevap vermedi. Sonra geldi buraya ağladı bir son. Şöyle keseceğiz sizi. Hafta sonu böyle yapacağız size. Oğlum sakin ol. Yapacak olsan dedim ben de. Yaparsın o zaman. Oyundayız kaç gündür. Maplerde dolaşıyoruz, sürgündeyiz. Alan bossuna gidiyoruz. Her tarafta varız.
Yapacak olsan o zaman yapardın dedim ben de. Sercan vallahi onu ben daha demin şey dedi ya bana. Yok sen çarını şöyle yaptın. App vermiş GM'ye bilmem ne. Böyle insanlara yalan yanlış teşvik, yalan yanlış konuşmalar yaptığı için, başka şeylere yönlendirdiği için insanlar onu ben GM'ye söyledim sesini alıp. Sigara boğazıma kaçıyordu az kalan. Cemal nerede acaba? Ah, Cemal burada. Cemal'e şu pul pençeyi vereyim bir ayıktırayım bunu, kirini de vereyim. Bak herkese tıklanıyor, Cemal'e tıklanmıyor. Niye? Vallahi Sercan sana şöyle söyleyeyim. Bak benim bir ekranım var. Yani bu tabii söylenecek bir şey değil ama o arkadaşı ithafen söylüyorum. Bir ekranım sadece benim 5-6 bin lira. Yanında yayıncı ikinci ekranım var. Onun yanında o arkadaşın kullandığı 90 liralık internet. Ben kullanım 300 liralık internet bu yayını verebilmek için burada. Yani ben tanıtım yapıyorum. Burada mesai harcıyorum. Bak daha gömlekleyim. İşten gelmişim. Gömleğimi çıkarmamışım. Savaştık mavaştık. Vakit bulamadım. Burada o kadar düzene kurup 50 bin liralık bilgisayar düzüyorum. Reklam veriyorum. Arkadaş geliyor diyor ki sen diyor app alıyorsun. GM. Oğlum ben kanka ben burada emek veriyorum. Uğraşıyorum ya nasıl yani? Bunu nasıl gerçekten mantık çerçevesinde söyleyebilir ki? Ya daha kanka bir sürü şey düştü ama ben bunu nasıl ayıracağım şimdi ya? Bütün kutular her şey birbirine girdi. Bu ot şimdi Razador'dan Nemre'den mi düştü? Buradan mı düştü? Dur. Cemal. Öyle Sercan yani kanka. Sen de anlıyorsun zaten bu muhabbetlerden YouTube işlerinden. Benim şimdi buraya kazandırdığım şeyler var. Kazandığıma kastım oyuncu bakımından söylüyorum. Reklam yapıyorsun. Nasıl dışarıda internetten bir ürün sipariş edeceksin. Bir reklamda birisinin üstünde görüyorsun. Veya örnek veriyorum bir kol saati manken üzerinde görüyorsun falan. O adam orada mankenlik yapan adam nasıl para kazanıyorsa reklamdan biz de bu şekilde kazanıyoruz. Yani bunu biz para olarak değil app olarak alıyoruz. O da yayıncı yapıyor olarak geçiyor zaten. Bu her yerde aynıdır ki. Bu arkadaşın bahsettiği çok farklı bir şeydi. O arkadaşın bahsettiği şuydu. Yönetici arkadaşlar el altına bana app veriyorlarmış gibi lanse etti. Ben buna sinirlendim. 271 Sercan. Yok kanka aha. Bak ben sana yayınımı vereyim mesela. Olay bu bak. Bak bu arada itemci Polka Metin 2'nin reklamını vermişler ana manşete. Bu çok hoşuma gitti benim. Bak kanka benim kanalım burası tamam mı? Ben bunların tasarımını tek tek kendim yapıyorum. Bak bunların hepsinin tasarımını tek tek kendim yapıyorum. Tek tek kendimi işliyorum. Bak burada 2K izlenen videom da var. Aa 2000 mesela. 300 izlenen videom da var. 100 işte dün atmışım mesela. 44 dakika önce anlatmışım. 900 izlenen videom da var. 271 tane oyuncu kaydetmişim. Bak buraya bak gel şeye girelim kanka. Polkan'ın DC'sine girelim. Bak YouTube paylaşımında kanka full ben varım. Yani mesela nasıl daha şey yapabilirim, destek olabilirim kanka?
ekranı düzelteyim. Aynen. Bir de Sercan, ben şunu alındım biraz. Ben sana söyleyeyim. Şunu alındım. Mesela dün sizin loncanızla herhalde bir işbirliği yapıp bir tane ismi geçirmek istemediğim basit bir lonca birleşip bir hareket yapmış mesela. Biz bu arkadaşlar oyun başladığından beri her map'ten kovuyoruz. Kaçıyorlar, gidiyorlar. Ya bildiğin kaçıyorlar, gidiyorlar kanka. Bildiğin ama orayı terk ediyorlar. 10 dakika savaşamıyorlar. Dün herhalde sizin loncanız da böyle birleşip bir yuvarlak oluşturmuşlar. Bir de onu da o çektikleri resmi de, yani bak oyun oynamıyorlar, savaşmıyorlar. Böyle maymunluk yapıyorlar. Gitmişler Polka Metnik'in istek öneri kısmına atmışlar. Bak Polka Metnik'in istek öneri kısmına atmışlar. Şimdi bu olaya sin katılmamıza ben çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Tabii ki sen loncasın, birleşebilirsin, başkalarına destek olabilirsin. Ama böyle bir çirkinlik yapılması, savaşmak dışında bunların biz savaş oyunu oynuyoruz. Yani burada sanalik oynamıyoruz ki, sen böyle etkinlikler yapıyorsun. Gel 10 dakika önce çöldeydik, niye kaçtın? 20 dakika önce Metin Map'indeydik, niye kaçtın? Sürgündeydik, niye kaçtın? Gidip orada halkı oluşturmuşlar. Burada kendi loncaların dışında başka bir lonca görmek beni üzdü. Senin adminin yaptığın bir lonca. Senin adminin yaptığın lonca. Yeşil. Tamam. Yayın kapansın, ayarlayayım. Ya bak kanka, ben sana göstereyim mesela. Yani sen oradan benim ne demek istediğimi anlayacaksın. Bak şimdi bak. Ben de oraya güzel bir yorum yaptım. Bunu açık açık göstereyim. Sen admin olduğun için. Bak mesela. Bu ne ki? Bu utanacak bir şeydi. Ben bunu göstereyim. Bak. Burada sizin lonca var kanka. Şu sarı olanlar sizin sarı bayraklısınız. Bak burada böyle saçma bir şey yapılmış. Bilmiyorum. Böyle. Bu arkadaşlar, şurada gördüğün arkadaşlar bu kadar kalabalık değiller. Bir farmçıları var, bir kendileri var. Bu arkadaşlar map'ten kaçtıktan 10 dakika sonra bunu yapmışlar. Map'ten kaçıyorsun, bunu yapıyorsun. Oğlum burası sanalika mı kanka? Burası evcilik oyunu değil ki. Burası savaş oyunu. Sen niye alandan kaçıyorsun? Bir de bana şey yapıyor. İşte biz şöyle birleştik, böyle birleşeceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Yani başkalarından şey umuyorlar, medet umuyorlar yani. Öyle hareketlerde bunlar. Burada sizin olmanız beni üzdü yani, işin açıkçası. Buraya ben de yazdım. Bunlara bu kadar uğraşacağına alandan kaçmasan keşke, ezikli bek. Burası evcilik oyunu değil. Chat'i böyle maymunluklara bırakıp savaşın. Alandan kaçmasa 10 dakika savaşamıyorsun. Arayında görüşmek üzere. Şimdiden GG yazmış. Yaptığım maymunluğa karşılık olarak. Şimdiye kadarki lonca muhabbetlerinde bütün cevapları savaşarak vermeye çalıştık insanlara karşı. Hiç ne chatle uğraştık, ne başka bir yapma işleriyle. Ki Musa yayıncı olduğu halde biz bunları yayına da yansıtmıyoruz olabildiğince. Ne videolar var elimizde? Ne videolar var elimizde? Çok videolar var. Ne onları atıyoruz, ne paylaşıyoruz. Yani bunu atacak bir sürü gruplar var. Facebook grupları var, Discord grupları var. Yani bizim amacımız burada Metin 2 oynamak. Metin 2'nin amacı savaşmaktır. Esas amacı. Biz de zaten bunu savaşımızla meydana getiriyoruz. Savaşımızla böyle ön planda olmaya çalışıyoruz. Yani bir dediği zaman, etikal dediği zaman biri desin ki ya bu adamlar savaşlara hakkını veriyorlar, ama işte diğer lonca hakkında şimdi benim loncamdaki 50 kişinin tek bir kafasında düşünce var. Adamlar çok güzel chat yapıyorlar, var. Chat yapmaya çalışıyorlar. Böyle komik komik hareketler falan. Yuvarlak böyle. Falan şey, bir de konfeti falan, ne o? İsmini bilmiyorum. Ne o attıkları şey? Havai fişek falan atıyorlar yani. Onu düşünüyorsun bak. O resmi çekerken tatlılık olsun diye onu düşünüyorsun. Ama MÜF'e geliyorsun, 10 dakika savaşmana kaçıyorsun. Tüh Allah seni galiba. Yani onu yapana kadar oyuncuların desin ki arkadaşlar. Yani bu etikaldeki oyuncular da elleri, ayakları, kolları var bizim gibi insan evlatları. Ya neden bunlar bizi kesiyorlardı, biz onları kesemiyoruz. Biz de iyi olalım. Daha iyi bir başarıya gitmek varken kalkıp da böyle gelinlik giydirmek bilmem ne falan filan. Yani etkileneceğimizi düşünüyorlar. O da ayrı bir konu zaten. Yani biz buna etkileneceğiz ya da ne bileyim, biz buna kocunacağız mı? Enteresan. Gerçekten enteresan yani. Onlardan bir yaptığı hareketlerden bir insan etkilenmesi için onlar gibi olması lazım. Biz de Allah'ımıza şükür olsun
biz ve 50 tane oyuncumuz hiçbirimiz böyle değiliz ya. Sıkıntı yok. Mert, Sura Kemer'i istemişsin kanka da. Sura Kemer'i bakıyorum. XP bonus. 2 kat yank düşürme var. Şurada Sura Kemer'i düşmemiş herhalde ya. Bakayım bir kemer sandığı düşmüş mü? Yolluk. Yok, kemer sandığı da yok valla. Öyle yani Sercan. Yo Ahmet, sana seslenmedi ki. Eyvallah Sercan. Bak, senin böyle düşündüğüne çok sevindim. Ne biliyorsun? Bize hak verdiğin için de değil. Hak verdiğin için de değil. Bak, ben geçen gün bir oyuncumu loncadan çıkarttım. Niye biliyor musun? Size küfür ettiği için çıkarttım. Bana ne dedi biliyor musun Sercan? Dedi ki onlar ilk önce küfür etti. Ben de ona dedim ki sana kim küfür ederse etsin kardeşim. Ama beni dinliyorsa veya duyuyorsa gelip yalanlayabilir veya doğrulayabilir. Sana dedim kim küfür ederse etsin. Gelip bize söylersin. Biz gideriz yetkilisiyle konuşuruz. O sorunu öyle çözeriz. Sen insanlara küfür ederek bu sorunu çözemezsin dedim. Lonca'dan ve Discord'dan bağını kopardım. Mesela. Yani bizim düşüncemiz bu. Bu yön. Abi Matrix Suvara kemerini kaybolmuş. Benim hesap beni dolandırıyor. Ne gibi, ben dün yoktum. Özelliklere gerek yok. Madem kendini görüyorsun. Öyle. Öyle Sercan. Öyle. Böyle düşünmene çok sevindim. Mesela bizim de düşüncemiz daha demin anlattığım olay gibi. O da gitti. O arkadaş da gitti mesela. Dün gelinlik giyen sezikli bekler var ya, onların loncasına girdi. Çünkü bu bahsi geçen loncayla önceden dosttuk biz ama yaptıkları yanlış hareketler sonucu artık dost olmama kararı aldık. Gördüğümüz her yerde kesiyoruz. Kesmeye de devam edeceğiz. O arkadaşa milatı doldu. Çok itimat gösterdik. Daha da itimat yok. Onlar da işte sizden medet umuyorlar işte kanka. Ha? Sizden medet umdukları için şimdi ağızları açıldı. Tabii bir icraat göremedik daha ama bakalım savaşta ne olacak. Aleykümselam Rüzgar'cığım, hoş geldin. Bu arkadaş banlandı mı acaba ya? Ya olaya biraz şeye bakmak lazım ya. Tek bunu Metin 2 veya işte Lonca olarak değil de gerçekten dostluk, arkadaşlık olarak bakarsan, ki biz Lonca'yı kurduğumuzdan beri Musa ile beraber hep o açıdan baktık. Yani hiç kimseyi, Metin 2 oyuncusudur ya da bu adam çok iyi farm yapıyor, kimseyi Lonca'yı almadık biz. Hep muhabbet sohbet, ki aldığımız oyunculardan yani çoğunu böyle bizim ortamımızı bozan insanlar da ayıkladık içinde her zaman. Ortamımız bozulmasın. Yani biz en yakın örneği bu yazın bir mola verdik. Yaz tatili, tatile gidenler, gezenler, dolaşanlar var diye mola verdik. O süreç boyunca bile bizim Discord'umuzda sürekli insanlar vardı. Sürekli arkadaşlarımız gelip gidiyorlardı. Hani Metin 2 hiç oynamıyordu. Sadece muhabbet sohbeti. Bizim için esas temel bu zaten. Maksat dostluk, muhabbettik. Başka bir şey değil. Yoksa aynen. Metin 2 standart bir oyun yani. Herkesin oynayabileceği, yapacağı bir şey. Ama dostluk her zaman bak kalıyor işte. Sıkıntı yok. Dost olanla dost oluruz. Düşman olanla düşman oluruz. Zaten bir problem yok. Savaşmaya geldik. Savaşırız. Haklı şöyle de zaten bir şey var. Şöyle de bir şey var. Ayetten hani biz o bahsi geçen Lonca ile beraber de böyle dostluğumuzu öyle şey şekilde bitirmedik. Ya da dostluğumuzu bitirici böyle bir bariz bir kelime kullanmadık. Sadece ortada birkaç sıkıntı vardı. Onlar için hani benim attığım mesajlarla duruyor o arkadaşa. Bana dün akşam kadar mesaj atmış kanka. Yani hiç yok, hiç bu kadar kinlenecek, öfkelenecek ya da bu hareketleri yapacak derecede bir duruma yani bizim açımızdan gelmedik. Tabi onlar farklı düşünmüşler. Bunu sonradan anladık da. Ama bizde öyle bir durum yoktu. Hatta konuşurken gayet de yapıcı konuştum ben. Hani ilerleyen zamanı tekrar bakarız, görürüz falan filan. Ki hani bu adamlar işte biz kırmızıya geçeceğiz, merak etmeyin falan filan diye yazan adamlardı bize.
Kendileri yaptılar vallahi, diyorum ya, biz hiç böyle dün bana kötü bir yaptığı şeyde hareketlerin videosunu çekip yani atmış. Dün öyle bir şey yapmış ya kenar alanında. Minik adam eğlencesi, minik beyin eğlencesi yapmışlar ya. Onun bana videosunu halbuki atmış. Bundan sonra şöyle olacak, böyle olacak falan filan diyor. Kırmızı bayrağız Musa. Abi hodri meydan. Ama yani üzüldüm. Yani biz sesle de konuştuk ona. Musa ile ben de gittik. Defalarca konuştuk. Yani hiç böyle hayal etmemiştik ya. Konuşurken aklı başında usturuplu bir insan gibi geldi. Yok ya, küçük çocukmuş ya. Küçük minik. Biz yine hala insan tanımaya devam ediyoruz. Yani gün geçtikçe valla şaşırtmaya devam ediyor insanlar bizi. Yani kendini çok güzel anlattı bize. Ben öyle adamım, yok onlar boşlukları falan filan diyen adam gelinlik giyiyor. Enteresan. Gerçekten. Konfeti mi? Enteresan. Neydi? Bileydim bu kadar düğün seviyor da ben çağırdım onları ya. Düğün yine burada. Vallahi. Ya sen bir Karadeniz düğünü görsünler ha. Vallahi son bir Karadeniz düğünü gösterdim. Çat 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 çat. Bu arada bahsi geçen Lonca'daki olaylarla alakası olmayan veya yaşı büyük insanlar da varmış Lonca'da. Hani bu olaylarla alakası olmayan, onlardan kesinlikle bahsetmiyoruz. Saygı bizde her şeyden üstündür. Sadece bu bahsi geçen insanlardan bahsediyoruz. Yani kişilerden. Kesinlikle tüm Lonca'yı kapsamıyoruz. Onlar da yanlış anlamasın. Bizi duyan abilerimiz, kardeşlerimiz varsa kesinlikle bu konuda yanlış anlamalarını istemiyorum. Çünkü her yani bir elim var, beş parmağı aynı değil. Aynı Lonca'nın 10 tane üyesi de aynı olacak diye bir kaydı yok. Karaktersizlerden bahsediyoruz onlardan. Onun dışında sıkıntı yok. Şöyle çarım artık köye çekeyim ben. Yoruldum. Bizim şey kanka. Bir tane şey yapıştı sana kanka bizim. Düğün kalmış en son. Alpay. Efendim bir daha söyle. Bizim şeye yapıştı sana bir tane. Tanıtıma. Tamamdır. Kanka şu kızın alev taşı, o taşı kresiye falan hiç işe girmiyor mu? Ona bakarlar kanka. Çok istek olursa yaparlar. İstek öneri kısmına yazın. Öyle Sercan. Yoksa nasıl iki insan anlaşabilir ki kanka zaten? Ya da iki kişi nasıl anlaşabilir ki? Anlaşamaz yani. Bak burada babalar gibi duruyoruz kanka. Savaş oldu mu? Buradaki çarlar şimdi VS'lik çarlar. Savaş olduğumu çıkıyoruz. Savaş yokken duruyoruz. Gidip de milletin farmını, çarını keselim. Rahatsızlık verelim. Şunu yapalım. Kesinlikle yok. Neyse oyun onun hakkını veriyoruz. Aynen öyle Sercan. Dediğim gibi ben o gün Lonca başkanlarının yaptığı toplantıda sen de vardın galiba mesela. Orada da gayet güzel bir şekilde herkes fikirlerini dile getirdi. Güzel bir şekilde konuştuk. Orada problem yoksa bunu başka türlü yansıtmanın bir anlamı. Savaşarak yansıtabilirsin ama böyle chatle, metle, yok işte konfeti falan. Sıkıntı yok Musa'cığım. Problem yok. Arkadaşlar müsaadeniz varsa ben artık kaçayım. Biraz Lonca'ya bakalım. Discord'a bakayım biraz. Arkadaşların yanına ineyim. Bugün yayında beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Eyvallah Sercan. Sen de Allah'a emanet ol. İyi geceler. Sağ olasın. Sohbetin, muhabbetin için var ol. Bugün de beni yalnız bırakmadığınız için, yayında bizlere destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Yarın yine bu saatlerde. Yarın değil, çarşamba, aynen. Perşembe açmayacağım yayın. Perşembe toplantı var çünkü, Lonca toplantısı. Yarın yine saat 8.30, 8-8.30 civarlarında olacağım. İzlemek isteyen arkadaşlar yarın saat 8-8.30 gibi Polka Metin 2'nin Discord adresinde, YouTube paylaşım kısmında bizleri görebilir. Şimdiden iyi geceler herkese. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.